Bizim moralimiz çok bozuktu bu deprem olaylarından ötürü. Önceden planladığımızı şu an iptal edemedik. O yüzden bize de iyi gelir diye düşündüm. İki gün. Aynen. Bu videoyu da ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Editleyecek vakit bulursam paylaşacağım hemen. Şimdi de şu anda Instagram'da da bir şey paylaşmayacağım. Benim o kadar kötü ki hiçbir şey çekmek istemiyorum. Kamera burası mı? Ben ekrana bakarak konuşuyorum. Ama böyle konuşulmuyor. Buraya nasıl bakarak konuşulmuyor? Kendimi görmem lazım. Neyse işte biz Beyza'yla bu biletle Ağustos ayında falan aldık. O zaman Pegasus'un bir kampanyası vardı. Oradan almıştık. Bayağı uyguna denk geldi yani. Öyle. Bakalım inşallah güzel olur. Without you I don't feel whole. Look what you've done to me. Evet şu an Üsküp'e vardık. Gittim burası. Yanlış söylemiyorum. Nereye geldiğimi bilebilirsin. Lila çantam nasıl? Size linklemiştim. Bakın bu da TikTok'tan hediye geldi çantam. Bir dur Beyza, çantamı gösterecektim. Bugün Saturday. Ay evet, günleri unuttuk. Tamam, binelim ona o zaman. Şimdi 4 euroya otobüs biletimizi al. Şuradaki şu otobüse bineceğiz. Şehir merkezine gidiyoruz. Tıngır mıngır yollardan geçerek Beyza ile otelimize geldik ama otele var ya bayıldım. Çünkü ben seçtim. Şeyden haberim yoktu, doğru söylüyorum. Ay ama tipime bakın nasıl kaydı ya. Yolcu bir yerlerden geldik Beyza. 212. 212 evet. Geldik. Çıkarsana kart. Bakalım. Beraber görüyoruz arkadaşlar. Wow. Ya keşke burada daha çok kalsaydık. Çok güzelmiş. Keşke bir de deniz manzaralı olsaydı. Neyse ya, biraz dinlenelim, ineriz. Bir yemek falan yeriz. Güzel televizyonumuz da var. Üçü bir arada ya, bu kadar sevinebileceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Kahve yapacağım kendime. Hazırlandık şimdi Beyzoş'la. Dışarıya gidiyoruz. Beyza bir turistik gezi ayarladı. Oraları gezeceğiz. Evet hadi. Bye. Buranın karşısı Arnavutluk. Arnavutluk. Burası da Ohrid Gölü. Burası da Kuzey Makedonya'nın 8. büyük iliymiş. Bak araştırdım, görüyor musun bu sefer? Gerçekten. Evet. Aa var ya, bir şey diyeceğim. Burası İtalya'daki Amalfi'ye benziyor. Şakala bereket verecek. Verecek inş. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün tipimi düzelttim ve sizin için de tekrardan videomu açıyorum. Biz buraya çok zorlu yollardan geldik. Öncelikle havaalanından Üsküp merkeze gittik. Bu yarım saat falan sürdü. Asıl zor olan şey ise Ohri şehrine gelmek oldu bizim için. Bu 3 saatlik bir yolculuk ve otobüs böyle çok rahat da değildi açıkçası. Biraz böyle sıkıntılıydı yani, böyle dağların, karlı yolların arasından falan geçtik. Yani çok uykusuz olduğumuz için uyumuşuz biraz Allah'tan. Neyse ama geldik şansımıza. Havanın mükemmelliği gerçekten. Çok güzel bir hava var. Biz böyle donacağız, hatta uçak kalkmayacak, gidemeyeceğiz falan diye düşünmüştük. Ama hiç öyle olmadı. Gelir gelmez bir gerildim. Tam otele geldiğim, bu vize için başvuruyorum, Schengen vizesi için. Böyle bir belge eksik dediler, bir şeyler dediler. Kalacağımız otelin bir yeri ayarlamıştım, diğer yeri unutmuşum. O kadar çok şeyle uğraşıyorum ki bu ara. Ya bir de oturdum, onu ayarladım yani gerçekten. Neyse şimdilik hallettim. İnşallah kalanlarını da pazartesi halledebilirim. Beyzoş'um da burada tabii ki, benim gezi badim, canım arkadaşım.
sefer de Kuzey Makedonya'yı keşfediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz Beyza? Bizi biraz bilgilendirir misin? Biz biraz Eskişehir'in dışında kalıyoruz. Otelimiz daha modern tarafında şehrin. Eskişehir'e doğru yürüyoruz. Görülmesi gereken yerler orada. Çok fazla bir şey yok. Küçük bir yer ya. Genel olarak Kuzey Makedonya'nın yüz ölçümü İstanbul falan kadardır herhalde. Otel bulmak için hani otobüse binebilir miyiz falan diye sorduk öyle. Yürüyün dedi. Ne otobüsü buradan yere yürüyün. Evet ama taksiye bindik 100 dinar öğrendim. 1 euro 60 dinar falan. Evet. Ya çok şey 10 euro bozdurdu 500 dinar verdiler bize. Ya havam o kadar güzel ki şu an çok mutluyum. Hiç o yollardan sonra böyle bir yere çıkacağımı düşünmemiştim. For the wishes may go young people with lock and lock's love and put key in later forever, you know. Also we can see Türk Ottoman Empire here in this area of the bay. Şimdi Beyza'yla tekneye bindik. Birazdan hareket edecek. Ya orada ben de buraya geçeceğim. Şu daha güzel. На китарата вас служавата, той ще свири драги гости само за вас. На китарата вас служавата, той ще свири драги гости само за вас. Чуете мелодии, хора, народни песни, цигански кючеци, всички деца лесни. Чуете мелодии, хора, народни песни, цигански кючеци, всички деца лесни. Комбайна, вършачка, паламанде, душачка, комбайна, вършачка. You understand? Yeah, okay. Ve turumuzu bu güzel müzikle bitiriyoruz. Şimdi tekne turumuzu dönüyoruz. Yaptık tekne turunu. Buraya gelirseniz mutlaka siz de yapın. Çok güzeldi. Bizimle ilgilenen amca da çok samimiydi. Böyle çok tatlı birisiydi. Bize sürekli bir şeyler anlattı. Şimdi böyle buranın sokaklarına yürüyoruz. Eskişehir denilen yere gidiyoruz. Old Town'a. Orada işte güzel bir yerler varmış. Hem oranın güneş batmadan böyle manzarasını kaçırmayacağız. Hem de orada güzel bir pizzacı varmış. İnşallah oraya gideceğiz. Biz bugün hala yemek yemedik. Burası da Aziz Sofya Kilisesi'ymiş. Tarihi güzel bir yer. O yüzden sizin için çekeyim dedim. Burada bir sürü kilise ve heykel var. Özellikle heykelleriyle ünlü. Şimdi biz gene yolumuza devam ediyoruz. Ama sanırım bu taraftan. Beyza orada kalmış. Oradan mı gideceğiz? Neydi? Baby Kilise mi? Şurada kale var ama biz çok yorulduk, çıkamayacağız. Biz tekrardan şu manzaraya bayıldım. Çok güzel. Çok acıktık artık. Yemek yemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi size bir güncelleyeyim. Biz çok yürüdük, yorulduk. O yüzden bir tane pizza restoranına geldik. Siparişimiz verdik, onu bekliyoruz. Bir tane margarita söyledik. Diğer söylediğimizin adı neydi Beyza? Unuttum. Caprice. İçerisinde alkolünü vesaire bulunmuyormuş. Hatta onları da sorduk. Bugün ilk öğünümüz sayılır bu. O yüzden böyle hemen gelsin diye bekliyorum. Yanına ben kola söyledim, Beyza da Sprite söyledi. Gelince pizzaları da çekeriz size. Bu arada fiyatları ne kadardı onu da göstereyim. Şöyle small large family var. Biz ikisini small söyledik. 340 dinar. Yani o da yaklaşık yani 7-8 euro gibi bir şey yapıyor. Ortamı da göstereyim size. Bu arada Makedonya'da böyle dikkatimi çeken şeylerden bahsetmek istiyorum. Birincisi her yerde çok fazla alkol tüketiliyor. Kadıköy gibi. Böyle her yerde. Aynen. Çünkü bizim kaldığımız otelin de aşağıda barı var. Mesela herkes orada gündüz vakti bile içiyordu. Gece kim bilir nasıl olur. Biz alacağız, market alışverişimizi yapacağız. Otelimize gideceğiz. Kuzu kuzu oturacağız akşam. Onun dışında buralar böyle daha çok hani
Hindu Adası, ondan sonra Eskişehir'deki Odunpazarı evleri, Safranbolu evleri gibiydi sokaklar. Çok hoştu. Yani bir yokuş falan çıktık yani, yorulduk bugün bayağı. Bu şekilde şimdilik. Pizzalarımız geldi şu an, aşırı güzel kokuyorlar. Şöyle çekeyim dedim size de, çok lezzetli durmuyor mu? Hangisi hangisi? Bu margarita mı? Bu margarita bence, bu kapriz, evet, domatesli okay falan. Beyza ile pizza yeme videolarımız meşhur İtalya'dan. O yüzden gene şöyle kenara koyacağım. Hayır, bunun sefil gibi ayaktayım. Tatlı bir dükkandan inci kolyeler aldık. Ben şöyle bileklik aldım. Hadi hayırlı işler. Çok güzel. Ay, elinde de poşet Beyza ya. İnfluencer'a poşet taşıttırıyorsun. Beyza. İnfluencer'a poşet taşıttırıyorsun. İnfluencer'ın videolarında en çok benim göründüğümü düşünürsen. Gerçek influencer sensin. İşte Beyza'cığım bir inci kolye ve bir bileklik aldı 35 euroya. Böyle bir... Dur, gözüküyor mu? Böyle bir bileklik ve gene aynı şekilde bunun kolyesini aldım. Ben de 14 euroya aldım. Buranın incileri mi meşhurdu Beyza? Evet, Off-Grid'in incisi meşhur. Ah, o yüzden alalım dedik. Gerçek inciymiş bunlar. Yani güzel hatıra kalsın ya. Milano'dan, Paris'ten almadıklarımıza pişman olmuştuk. O yüzden artık her gördüğümüzü alıyoruz. Buradaki esnaflar çok samimi. Ve çok sevdik. Bu amca çok tatlıydı mesela. Teknedeki amca çok tatlıydı. İnsanların bizden olduğunu hissettim. Zaten onlar da bizim Türk olduğumuzu anlayınca bize böyle daha sıcak yaklaşıyorlar, evet, sanki. Vatanınıza gibi hissediyorsunuz. Zaten Balkan ülkeleri genel. Evet. Ali Paşa Camisi. Burası şu an çarşıdayız. Geziyoruz yemekten sonra. Uydurmamışım. Doğru. Beyza, burada bir takıcı var. Şimdi daha ucuz görürüz ama. Çakmadır bunlar be. Arkadaşlar, ilginç bilgiler de bugün. Bu cami Toki'nin desteğiyle restore edilmiş. Camiyi de Ali Paşa Camisi. 16. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı Camisi'ymiş. Restorasyonunda Toki yardımcı olmuş. Bence bu burası yavru vatan Kıbrıs değil. Arkadaşlar, aradığımı buldum. Geçen kliniğe bir tane yabancı hasta getirmişti bundan. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi buldum ve hemen alıyorum. 9 dinar yani 100 TL gibi İlginç. Bir şey. Matematikte sen var. 1 lira yanıldın. Biz şunu şeyden kahve festivali 20 TL almıştık. Fiyatı ama 120 lira. Ne? Biz şunu almıştık, şunu. Bir şey diyeceğim, ben keşke daha çok alsaymıştım. Evet. Güzelmiş değil mi o? Bitterlisini almıştık orada. Hadi araştır alalım. Ben iki tane alacağım. Birini şimdi yeriz, birini götüreceğim. Şimdi biz yolumuzu kaybettik. Bu ablada bisikletiyle bize yol gösteriyor. Gidiyoruz üçümüz. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Herhalde harika bir kahvaltı yaptık arkadaşlar, gerçekten. Yani otel parasını sonuna kadar hak ediyor. Başımı 800 küsurdu. Hayır, ikimiz 860. Ciddi misin? Aa, çok ucuza kalmışız o zaman. 263 lira. Bir şey diyeyim mi? O yaptığımız kahvaltıyı biz dışarıda yapsak zaten 400-500 lira öderdik. Evet. En az. Yani çok bu, iyiydi. Burada bu sefer... İki tane cappuccino içtim ben mesela. Burada bu segmentteki oteller aslında bir tık daha pahalı ama biz bir hafta öncesinde rezervasyon yaptırdığımız için muhtemelen odaları boş kaldığı için ucuza verdiler diye düşünüyorum.
Çünkü aylar öncesinde araştırdığımda görmemiştim burayı. Çok güzel. Otelimiz çok iyiydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. İsmini de tekrardan aşağıya yazarım. Yani eğer Ohrid'de kalacaksanız burada kalın. Hem böyle gölün dibinde direkt. Zaten göl manzarasında kahvaltı yaptık. Videolarını da buraya gene koyacağım. Bu arada sürekli gıdım çıkıyor diye kendime giriyorum. Ama ne yapayım, yani gıdılıyım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yani ben ne kadar kilo verirsem vereyim asla bu gıdım erimiyor. Çok sinir oluyorum. Yani eğer ameliyatı falan varsa olacağım. Gerçekten olacağım. Magnetlere bakın. Ben şu ikisini beğendim. Şurada da var. Ben de bakayım hadi. Bu da 80 dinar falan. Evet. Ayvalıkçı'nın da adasına satılanlara benziyor. Ya bunlardan benim küçüklüğümde o kadar çok vardı ki evde. Hep gidiyorduk ki Altınoluk'tan falan alıyorduk. Üf, ne, kim okuyacak onu? Ben öteki nereden alacağım? $100 anlaştık, yani 1,5 euroya pazarlık yaptım. Aldık. Şimdi otele doğru gidiyoruz. 11.45'te Üsküp'e dönmek için biletimiz var. Bugün inşallah Üsküp'e yetişebilirsek, yani 3 gibi falan Üsküp'te olacağız galiba. Bir tane Türk çarşısı var orada diye biliyorum. Zaten Üsküp'te çok gezilecek bir yer yok. Kuzey Makedonya'da da görmeniz gereken tek yer Ohrid bence. Başka var mı Beyza? Ben bilmiyorum. Have a nice day. Ya ben küçükken Beyza, sen biliyor musun, bayramlarda falan ağlardım. Red bayramı duygulanırdım askerlerimiz için. Çok ağlardım küçükken, böyle 23 Nisan'da, 29 Ekim'de. Tabii o zaman böyle bayramlar şaşalı bir şekilde kutlanıyordu. Yani ben böyle banda takımında falandım. Çok güzel oluyordu ya. Keşke böyle o günlere geri dönebilsek düşünüyorum bazen. Ne güzeldi yani, böyle bayram gelecek diye sevinirdik. Onun böyle birkaç gün öncesinden provasını yapardık. Bütün okullar stadyumda böyle toplanırdık, gösteriler yapardık. Böyle çok duygulu geçiyordu yani. Herkes şiirler okurdu. İşte İstiklal Marşı'nı farklı şekilde okurlardı falan. Çok güzeldi. Şimdi o eski bayramlarımız kalmadığı için üzgünüm. Şu an bence yetişen okullarda, okula gidenler de bu milliyetçi ruhla bence yetişmiyorlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Kendi kardeşimden bile bunu görebiliyorum yani. Dünyadan bir haber yani. Bizim ülkemizin toprakları ne şartlarda kazanılmış, nasıl kazanılmış hiçbir fikirleri yok. Gerçekten kolay kazanılmamış bu topraklar. Birinci Dünya Savaşı'ndan tutun Kurtuluş Savaşı, Osmanlı dönemine hani geriye dönüp baktığımızda zaten hani İstanbul'un fethi ve daha sonrasında bu Balkanların alınması vesaire, gerçekten yani yüz binlerce, belki de milyonlarca insan ölmüş bu savaşlarda. Gerçekten hani tüm topraklar şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Yani çok kıymetini bilmemiz gerekiyor ama ülkemizde de bunun kıymeti maalesef bilinmiyor şu an. Ben çok üzülüyorum. Gerçekten milliyetçi ruhum gene kabardı ama bunları da söylemek istedim. Otelden çok memnun kaldığımız için böyle yazı bırakıyoruz. Yes. Evet, şu an Üsküp merkeze geldik. Kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Diyeyim dedim. Beklediğimden daha kalabalık şu an. Kalkan kazlar, Maya dağdan kalkan kazlar.
Kültür Türk Çarşısı'na geldik. Şurası zaten ha, aynen tam bir Osmanlı şey mimarisiydi yani. Girdiğimizi şuradan anladım. Bakalım içeride şimdi neler var. Üsküp yazanı bulmak istiyor re. Yiyeceğiz burada. Yani Zeran'ın önerdiği bir yer. Geri dönüp bir şey de değiştiririz. Yo, yiyelim burada. Biz şimdi oturduk dükkana. Burada bütün garsonlar herkes Türkçe konuşuyor. Evet, şimdi birer porsiyon söyledik. Gerçi bir porsiyon söyledik köfteden. İkimiz bölüşeceğiz. Başka çünkü tatmak istediğimiz şeyler de var. Ama ilk kez burada böyle bir ayran içeceğim. Evet, köftelerimiz geldi. İki servis istemiştik, iki çatal getirmişler. Neyse. Yana soğan muan da getirsinler ya, böyle mi yiyeceğiz? Herkes de var, bizde yok. Şimdi böyle ünlü bir yerde, gene buranın meşhur mu bilmiyorum. Tavsiye üzerine geldik, türlü çay yiyeceğiz. Hemen tadına bakayım. Hatta durun. Saçma bir şekilde. Güzel. Ama sanki anneminki daha güzel tabii. Beyza Sarıç'tan yorum alalım bir de. Çikolatalı. Hiç anlamadım. Karamel mi yaptın? Böyle yoğun bir tat geldi. Ya bir saattir Skechers'tayız. Denemediğimiz ayakkabı kalmadı. İki tane ayakkabı aldım. İndirimdeymiş. İkisi Türk lirası bazında 2300 liraya falan denk geldi. Beyza tüm ayakkabıları denedi ama hiçbirini almadı. Mağaza çalışanları Beyza'ya sövdü. Yapacak bir şey yok. Beyza, seni ifşaladım vlogumda. Skechers'daki mağaza çalışanları Beyza'ya sövdü. Çünkü hepsini denedi. Hiçbirini almadı. Ay çok komik ya. Yapacak bir şey yok. O kadar içim yandı ki şimdi bubble tea'li bir şeyler söyledim. Bakalım abla şurada hazırlıyor. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Ya gene smoothie gibi bir şey yaptı. Ben böyle fresh bir hani meyve suyu gibi bir şey içmek istiyordum ama. Neyse o kadar susadım ki buna bile razıyım. Starbucks biberi biskuit çok iyi giderdi. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun sonuna geldik. Üsküp'ten artık ayrılıyoruz. Havaalanındayız şu anda. İnşallah bir dahaki seyahatim daha güzel bir yer olur. Çok güzeldi de Üsküp çok beni heyecanlandırmadı. Ama genelde Osmanlı tarihini içerdiği için sevdim. Evet, Beyza göster. Bir sonraki seyahatimizde görüşürüz inşallah.